Herkese merhabalar. Bu örneğimizde bizim 4 tane şubemiz olacak arkadaşlar. A, B, C, D diye. Bu şubelere biz bir sınıf mevcudu gireceğiz. Yani atıyorum A şubesinde işte 20 kişi var, B şubesinde 30 kişi var şeklinde biz bunu kullanıcıdan alacağız ilk başta. Daha sonradan da kullanıcı hangi sınıfta kaç tane öğrenci olduğunu merak ediyorsa o şube kodunu girecek ve kaç tane öğrenci olduğunu öğrenecek. Bu da böyle bir örneğimiz olmuş olacak arkadaşlar kızacağız. Yani böyle bir örnek buldum. Sizin aklınıza daha güzel, daha hoş örnekler gelirse bana iletirseniz sevinirim. Şimdi switch case yapısını kullanarak bu örneği çözeceğiz. Öncelikle bizim şöyle sayı A, yani direkt A, B, C, D yazsam da olur aslında. Şöyle A, B, C ve D şeklinde alıyorum. Yani sayıları ben burada tutacağım. Ve bu sayıların yanı sıra bir de bu şubenin hangi şube olduğunu kullanıcıdan alabilmek adına şöyle şube yazdım sadece. Şimdi geliyorum. Console nokta write line ile kullanıcı diyorum ki lütfen işte A şubesinin sınıf mevcudunu giriniz diyorum. Ve bu A'ya şöyle int nokta parse diyerek kullanıcıdan almış olduğum console nokta readline ile değeri integer çevirdikten sonra A'ya eşitliyorum. Güzel. Aynı şeyleri B, C ve D için de yapacağım. Geliyorum şunlara hemen. B diyorum. Buraya C diyorum. Ve son olarak buraya da D diyorum. Tamam. Şimdi artık kullanıcıdan sınıf mevcudunu aldık. Şimdi gelelim kullanıcıdan bu sefer console nokta write line diyerek diyelim ki hangi sınıftaki sınıf mevcudunu merak ediyorsunuz diyelim ve seçenek sunalım. Şöyle A, B, C, D diye. Şöyle bunu da kapatıyorum. Şey siliyorum. Şöyle geldim soru işaretimi koydum. Güzel. Maksat örnek arkadaşlar, örnek geliştirmek. Switch yapısından bizim şubeyi seçtim ve şöyle case diyerek şöyle A için ne yapacağım? Console şöyle nokta write line ile ekrana A sınıfını bastıracağım. Şöyle yapmayayım, direkt buraya A diyeyim arkadaşlar. Aynı şeyi şöyle şuraya break de koyalım. Aynı şeyi B, C ve D şubeler için de yapacağız. Tabii şu anda farkındaysanız Visual Studio bana kızıyor. Default'ta da şöyle console nokta write line ile diyeceğim ki lütfen A, B, C ve D sınıfı şöyle söyleyeyim. Girmiş olduğunuz şube kodu bulunmamaktadır. Şube diyorum ya, sınıf desem aslında. Şube de denir aslında ya. Şube diyelim. Tamam. Şuraya noktalı virgülümü koydum. Break koydum. Güzel. Şimdi bu case'ler aynı olduğu için bana Visual Studio kızıyor. Bu case'leri değiştiriyorum. Ve son olarak şubeyi benden istiyor. Şubeyi de şuradan alacağım. Şube eşittir diyorum. Convert nokta toChar diyerek kullanıcıdan almış olduğum bu input'u char'a çevirdim. Güzel. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Son olarak konsolun kapanmaması için de şuraya console.readline diyerek konsolun kapanmasını engelleyelim. Bakın kullanıcıdan şubenin sınıf mevcudunu aldık. Hangi şubenin sınıf mevcudunu öğrenmek istiyorsa onu girecek ve onu bize ekrana bastıracak. Bu kadar basit. Tabii şurada da A, şöyle B, şurada C ve şurada D. Start'a bastım. Giriyorum. İşte 40 girdim. 35, 30 ve 25 diyorum. Hangi şubedeki sınıf mevcudunu öğrenmek istiyorsunuz diyor. Ben B diyeceğim. Enter'a bastım. 35 yazdı görmüş olduğunuz gibi. C deseydim 30, D'yi isteseydim 25 yazacaktı. Vesaire vesaire. Bu da böyle bir örnekti arkadaşlar. Yani bu şu ana kadar
işlem hacmi sınırlı olduğu için switch case'le ancak bu kadar örnek yapabiliyorum. Ama bu for döngüsünü vesaire gördüğümüzde tekrardan olmadı switch case yapısıyla alakalı örnek yaparız yine. Ama şu an switch case yapısını iyi şekilde anladığınızı düşünüyorum. Çünkü burada sayı da kullandık, burada karakter de kullandık, burada string de kullandık. Eminim ki anlamışsınızdır. Yine anlamadığınız yer olursa sormaktan çekinmeyin. Bu örnekte anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.